Ya zorunda mıydık buna Profesör Buse? Tatilden getirdin ama yani beni bir büyü dersi için ya. Tatilden getirdin. Baksana şu halime ya. Ben dersleri böyle mi çıkarım? Benim dersi anlatış şeklim bu mudur? Tatil karakterimle beni getirdin buraya. Kapat kapatacaksan şu okulu ya. Aa, bir söz verdik birinci sınıflara derse gireceğiz dedik diye. Tatilden de getirtilmez ki ya. Bir de baykuşla gönderiyorsun yani. Ben tam muggle'ların arasında gidip için tatil yapıyorum mis gibi Amerika'nın göbeğinde. Bana baykuş yolluyorsun. Bana şöyle güzel bir tane kuş falan yollasaydın. Baykuş nedir ya? İnsanların ölü patladı. Evet, geldiniz mi çocuklar? Oturun bakayım. Tamam, git sen. Evet çocuklar, hoş geldiniz. Büyü dersinden 3. dersindeyiz diye. Normalde çocuklar okulumuz kapanmıştı. Yani bir tatile girmişti. Siz derslere gelmiyorsunuz diye öğretmenlerin birçoğu boykot etmişti. Boykot edince de dersler olmuyordu. Bu yüzden ben de tatile gittim. Ama tam tatile, tam denize girerken uzaklardan bir baykuş geldiğini gördüm. Ve alelacele okula çağrıldım. Ben de ben üzerime bunları geçirdim ve hemen geldim çocuklar. O yüzden çok fazla derste çalışamadım. Size bugün slide'dan anlatacağım. Hemen başlayayım çünkü dersi bitirip hemen gideceğim. Orada arkadaşlarım falan bekliyor yani beni. Hemen uçmam, ışınlamam lazım oraya. Hemen başlıyoruz. Bu arada umarım derslere katılmamaya devam edersiniz. Çünkü benim ikinci sınıf için hiç vaktim yok. Hogwarts kapanırsa ben de ikinci sınıf derslerine gelmem. Bu benim için çok iyi olur. Hazırsanız başlıyoruz çocuklar. Bugün öncelikle yazılı sembol sistemlerine değinecekmişiz. Eski zamanlarda iki çeşit yazı sistemi vardı. Çivi yazısı ve hieroglif. Şöyle ikiye ayıralım o zaman şurayı. Çivi yazısı görebiliyor musunuz? Ve hieroglif. İki tane yazı tipi vardır. Bu sistemlerin kelimelerine, harflerine yani alfabelerine bir bakalım. Bilinen en eski alfabe Fenike alfabesi olarak bilinir. O zaman şuraya ne yazıyoruz? En eski alfabe Fenike alfabesi. Bunu aklınızda tutun. 1050 yılına dayanan bu alfabe bugün kullandığımız harflerin çoğunun eski biçimlerini içerirmiş. Anlaşılması gereken önemli şey şu. 3000 yıl önce geliştirilen aynı alfabeyi nispeten küçük değişikliklerle hala kullanıyoruz. Harflerin şekillerinin ve telaffuzlarının değişmiş olabileceğini unutmayın. Ancak Fenike harflerinin çoğu hala günümüzdeki alfabeyle doğrudan bağlantılıdır. Şimdi büyülere geçiyorum. Bir büyücünün gücünü nasıl kullandığını anlamak için yazı dilinin kökenini anlamak önemlidir. Büyülü sözler neredeyse her zaman bir veya iki kelime uzunluğundadır. Evet, Wingardium Leviosa, Alohomora, Flipendo gibi. Ele alacağımız çoğu büyülü sözler Latin kökenlidir ve Avrupa'dan gelir. Elbette diğer birçok ülkede de farklı büyülü uygulamalar var. Ancak biz bu derste daha çok Avrupa kısmına odaklanacağız. Latince oldukça kapsamlı olan en eski dillerden biridir. Çoğu Avrupa dili bir şekilde Latinceden türemiştir ve bazı istisnalar olmasına rağmen birçok İngilizce kelimenin bile Latince kökü vardır. Mesela uçma büyüsünü düşünelim. Uçma büyümüz neydi? Leviosa. Bunu unutmayın. Hatırlayacağınız gibi bu büyü asanın dokundukları şeyleri zahmetsizce yerden kaldırılmasına izin veriyor. Büyülü sözün Latince kökü olan levis kelimesi. Kelimenin tam anlamıyla ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu levis kelimesi var ya, leviosa, levis kökünden gelir. Bakın yazıyorum. Levis kökünden gelir. Bu hafif demektir Latince'de. Latince'de levis hafif demektir. Leviosa da levisten türemiştir. Bazen yanlış telaffuzlar hiçbir şey neden olmazken bazen de küçük bir patlama veya geri tepme gibi küçük aksaklıklar olabilir. Ancak bazen biraz yanlış olmanın bile patlama gibi tamamen istenmeyen sonuçlara yol açabileceği zamanlar da vardır. Bu nedenle aşina olmadığınız herhangi bir büyülü söz için telaffuza bakmanız ve benim ya da diğer hocalarınızın söylediği telaffuzu dikkatli dinlemeniz ve çok dikkatli bir şekilde söylemenizi önemli rica ediyorum. Bugün 4 tane büyü öğreneceğiz çocuklar. Bu 4 büyü içinde sizin çok dikkat dinlemenizi istiyorum. Kısa kısa bu büyülerden bahsedeceğim ve hemen gideceğim. Zaten kolay büyüler ama yine de dikkatli dinlemeniz lazım. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı. İlk büyümüzde ateş yakma büyüsü. Mesela ormanda kaybolduğunuz ya da bir kampa çıktınız arkadaşlarınızla. Ateşi de bir kere biz muggle'lar gibi taşı taşa sürterek yakmıyoruz çocuklar. Nasıl yapıyoruz? Ateş yakma büyüsüyle yapıyoruz. Alıyoruz odunları yanımıza, ateş yakma büyüsünü söylüyoruz ve odunumuzu, ateşimizi yakmış oluyoruz. Şimdi bugünkü büyülerimizin çoğu güçlü Latin köklerine sahip, yani isim olarak. Şimdi ilk ki ateş yakma büyüsü demiştik. Latince bir kelimeden gelen bir büyülü söze sahiptir. Ama bu ateş yakma büyüsü kelimenin tam anlamıyla Latince. Şöyle bir diyelim. Ateş yakma büyüsü. Büyümüzün adı incendio. Kökü falan yok arkadaşlar. Direkt Latince'de incendio ateş demek. Tamam mı? Hemen okunuşuna geçelim. Şimdi bunun okunuşu biraz değişik çünkü baştaki i'yi söylemiyoruz. Şöyle bir şey koyuyoruz buraya. Şu yukarıdan virgül koyuyoruz. Sen di oh yapıp tekrar bir neyle bitiriyoruz? Yukarıdan virgüle bitiriyoruz.
Bu şu anlama geliyor. Bu iyi söyleme de yut diyor yani. İçinden söyle diyor. Yani sen diyor. Yani sanki onu daha önce içinden söylemişsin gibi. Anladınız mı? Sen diyor. Bakın ben şu anda içinden iyi de diyorum. Sen diyor. Sen diyor. Sen diyor. İyi içinizden söylemiş gibi yapacaksınız. Bu yüzden sen diyor yapacaksınız. Sende vurgu olacağı için diyor kısmı daha az vurgulu olacak diyoruz. Değnek hareketimiz yukarı ve aşağı kıvrıla kıvrıla. Yani alev, alev gibi. Mesela şu an önümüzde bir odun yılanı olsun. Ona biz ne diyeceğiz biliyor musunuz? Böyle kıvıra kıvıra. Sen diyor. Sen diyor. Sen diyor. Sen diyor yapacağız. Ve böylelikle ateş yapmış olacak. Yani denizden çıktım. Direkt koştum. Saçım başım dağınık. Bunu falan böyle aldım direkt elime. Geldim taktım. Hemen devam edelim çocuklar. Sen diyor. Bunu da deniz kenarında olduğu için takmıştım. Ama şu an sınıfta işte ihtiyacım olmadığını anladım ve kafamı terlettiğini anladım. O tatilden bu tatile koştururken, hayatımı yaşayacağım derken yine dönüp dolaşıp Hogwarts'a geldiğime inanıyorum. Neyse böyle devam edelim. Ben Hogwarts soğuktur diye bunu giydim. Normalde mayoluydum ama soğukta değilmiş terledim şimdiden. Hadi bir dakika çocuklar slaytım daha hızlı çıktı. Sen diyor bunu unutmayın. Asla hareketine söyledim. Şimdi sıra konsantrasyon ve iradesinde. Konsantrasyonumuz şu şekilde ateşlenecek hedefe konsantre olmalıyız. Yani o odun parçalarına konsantre olmalıyız. Anladınız. İrademiz de duruma göre değişir. Yani ateşi ne kadar çok yakmak istiyorsak o kadar çok iradeli yapmalıyız. Bu büyü. Bu büyüyü sadece iyi havalandırılmış bir alanda denemeli. Ve ateş yakmak istemediğiniz herhangi bir şeyin etrafına uygulamamalısınız. Bu büyüyü de geri tepmek kıyafetlerinizi bile ateşe tutuşturabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde yapmanızı tekrar söylüyorum çocuklar. Ateş yakma büyüsü de bilinen en eski büyülerden biri de bu arada hani ateşin bulunması falan düşünün yani kaç yıl önce. Sadece tek zorluğu biraz tecrübe gerekmesidir. Yani siz tamamen boş bir ortamda ve etrafta tutuşacak hiçbir şey olmayan bir ortamda bunu denemeye başlayın. Yavaş yavaş tecrübeleneceksiniz ve ondan sonra güzel olacak çocuklar. 2. Hareket büyüsü diyoruz. Ateş yapma büyüsünün sonuna geldik. Şuraya hareket yazalım. Bakacağımız ikinci büyü bu. Hareket büyüsü. Biraz kafa karıştırıcı olabilen bu büyü aslında bir uçuş büyüsü değil. Etkilediği nesne uçuyormuş gibi görünse de gerçekte sadece yerden birkaç santim yukarıda havada asılı durmaktadır. Hareket büyüsünün asıl amacı adından anlaşılacağı gibi bir hedefi bir yerden bir yere taşımaktır. Yani Wingardium Leviosa gibi bir uçuş büyüsü değil. Uçurtmuyor. Taşıma yani hareket ettiriyor çocuklar. Büyümüzün adı Locomotor. Locomotor. Vurgulu yazılımına bakalım. Locomotor. Locomotor. Yani lo'ya vurgu yapıyoruz. Değnek hareketimiz hedefe doğru yukarı sivri. Locomotor yapıyoruz ve daha sonra sivri bir şekilde bakın şu eğimle taşıyoruz taşıyacağımız şeyi. İrade gücümüz neye göre değişiyor biliyor musunuz? Nesnenin taşınacağı uzaklığa göre değişiyor. Şu uzaklık ne kadar fazlaysa o kadar yüksek irade gerekir. Yani düşük yüksek yazıyorum ben. Artık iradeyi siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ve konsantrasyon son olarak çocuklar konsantrasyon şu şekilde minimum konsantrasyon gerektiren bir büyü. Minimum konsantrasyon diyebiliriz. Peki bunun Latince kökenine bakacak olursak loco kelimesi Latince'de konum anlamına geliyor. Loco konum anlamına gelirken motor da hareket etmek anlamına geliyor. Yani gayet bağlantılı bir anlamı var diyebiliriz. Konum ve hareket birleşince ne oluyor? Hareket etmek yani bir yerden bir yere hareket etmek oluyor. Şimdi sıradaki büyümüze geçiyoruz. Artık dersin yavaş yavaş sonuna geliyoruz çocuklar. Bu ikinci büyüydü hareket büyüsü. Üçüncü büyü de güneş ışığı büyüsü yazıyorum. Peki bu ne? Çoğu durumda bir cadı veya büyücünün ihtiyacı olan sadece sabit ve yarı düzgün bir ışıktır. Tipik değnek aydınlatma büyüsü asanın sadece ucunu aydınlatır. Ancak bazen belirli bir yönü hedefleyen daha parlak bir ışığa sahip olmak yararlıdır. Her yönü bir mum yansıtma ışığı yerine yani mum yansıtma ışığını oraya yapıp da böyle hani bunların ortasında aydınlık bir şekilde oturmaktansa gün ışığı büyüsü çok güçlü bir el feneri gibidir. Bu yüzden güneş ışığı büyüsünü yani gün ışığı büyüsünü rahatlıkla kullanabilirsiniz ışığa ihtiyacınız olduğu zaman. Büyümüzün adı Lumos Solem. Vurgulu yazılışından bahsediyoruz. Lumos Solem. Lumos Solem. Lumos Solem. Lu ve Lem hecelerinde vurgumuz var çocuklar. Değnek hareketimiz saat yönünün tersine tek bir döngü. Lumos Solem. Lumos Solem. Lumos Solem diyoruz. İrademiz düşükten çok yükseğe,
Yani şöyle düşük yüksek diyorum. Ne kadar çok aydınlatmak isterseniz, bir dünya kadar aydınlatmak isterseniz aşırı yüksek bir irade gerekirken, sadece küçük bir odayı aydınlatmak isterseniz düşük bir irade yeterlidir. Konsantrasyona geçecek olursak da konsantrasyonumuz yüksek çünkü sonuçta ışık yaratıyorsunuz. Yüksek olması gerekir diyebiliriz. Ve bugün öğreneceğimiz son büyü ve dersin de son konusuna geçiyoruz. Dördüncü büyümüz dans eden ışıklar büyüsü. Güneş ışığı büyüsü parlak bir yönlendirilmiş ışık demeti atmanıza izin verirken, dans eden ışıklar büyüsü daha küçük ama hareket eden birden fazla ışık yaratmanıza yarar. Nasıl olsa ne diyorum? Dans eden ışıklar büyüsü demet diyorum yani. Işık demeti diyorum. Bu büyü aynı anda birden fazla şeye odaklanmak için harika bir alıştırmadır. Büyünün adı Lumos Numerosa. Vurgulu yazılışı Lumos Numerosa. Leviosa'daki gibi O'da bir vurgu var ve Lu'da var. Lumos Numerosa. Lumos Numerosa yapıyoruz çocuklar. Değnek hareketimiz saat yönünün tersine tek döngü, ardından saat yönünün tersine birkaç hızlı döngü. Yani güneş ışığı büyüsüyle aynı hareketimiz ama şöyle yapıyoruz. Lumos Numerosa. Hani bir tane yapıyoruz, sonra birkaç tane daha hızlıca yapıyoruz. Lumos Numerosa. Lumos Numerosa yapıyoruz çocuklar. İrade yok. Bunda irade yok. Çünkü nasıl olsa bir sürü ışık demek direkt karşınıza belirecek. Konsantrasyonumuz da yüksek. Konsantrasyonumuzun yüksekliği kaç tane ışık yaratacağımızı belirtir. Ne kadar yüksek konsantrasyonla söylersek bu büyüyü, o kadar çok ışık demeti yaratmamıza olanak sağlar bu irade, bu büyü de diyorum. Ve ders geçiriyorum. 4 tane büyü öğrendik. Bu 4 büyüye iyi çalışmanızı istiyorum. Sınavda bu 4 büyüyle ilgili güzel şeyler sordum. Hemen o sorulara da bakın çocuklar ve yüksek almanızı istiyorum. İkinci dönem, ikinci sınıfa başlamak istiyorsanız yüksek almak zorundasınız. Ben gidiyorum çünkü tatilim yarıda kalmıştı yani.